Evet, plastik rekonstrüktif cerrahisi uzmanı Cahit Vural bizlerle. Bakalım ondan ne tür bilgiler alacağız? Merhaba TV8 izleyicileri. Öncelikle sizlere kendimi tanıtarak konuşmaya başlamak istiyorum. Ben operatör doktor Altuğhan Cahit Vural, plastik rekonstrüktif estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere Türkiye'de en sık yapılan, en çok yapılan estetik cerrahi ameliyatlarının başında yer alan burun estetiğinden bahsetmek istiyorum. Acaba hangi adaylarımız burun estetiği yaptırmaya uygun? Hangi yaş aralığında burun estetiği yapmak tercih ediliyor? Burun estetiğinden sonra bizi bekleyen süreçler neler? Burun estetiğinde açık mı, kapalı mı teknik uygulanmalı ve hangi tekniğin kendine göre avantaj ve dezavantajları var? Bunların hepsinden sizlere bahsetmiş olacağım. Öncelikle burun estetiğinde herkesin, her doktorun kendine uygun geliştirdiği, kendine uygun bir yöntem belirlediğini söylemek çok daha doğru olacaktır. Ben hep artıları, eksilerini anlatırken bu noktada her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır ve en uygun yöntem aslında hekimin kendine özdeşleşmiş olan ve en rahat uyguladığı yöntemin en doğru yöntem olduğunu çoğunlukla sıklıkla hastalarla paylaşıyorum. Bu noktada da tercih edilen iyileşme süreçlerinin daha hızlı olduğunu düşündüğümüz için kapalı tekniğinin cerrahlar açısından bir tık daha önde olduğunu söylemek mümkün. Kapalı teknik ile biz neler yapıyoruz? Kapalı tekniğin açık teknikten farkları nelerdir? Kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum. Kapalı teknik ile burun kolimalle dediğimiz, yani şu uç kısımda bir kesi olmaksızın hastanın burun anatomik yapılarına iç kısımdan ulaşılan, yani daha çok endoskopik yöntemlere benzeyen teknikle aslında iç kısımlara kesi olmaksızın yapılan bir burun estetiğinden bahsetmiş oluyoruz. Bu noktada en büyük ve en vurucu etkisi, en avantajlı noktası da iyileşme süreçlerinin çok daha hızlı olduğu. Hastanın burun estetiği sonrası kolimelle kısmında bir dikiş izi olmadığından dolayı burada bir iz sorununda olmadığını söylemek çok önemli. Burun estetiğinde burun dokusunu iki ana anatomik yapıya ayırmak mümkün. Üst kısım kemik yapı, alt kısım ise kıkırdaktan oluşan, kıkırdaktan zengin olan iki farklı anatomik yapısı var burun dokunuzun. Burun dokusunda kemik yapıya ayrı bir yaklaşımla ve burun kıkırdak yapısına ayrı bir yaklaşımla yaklaşıyoruz. Genellikle burun kemiğini ultrasonik kemik şekillendirici cihazlar yardımıyla burun kemik dokusunu şekillendirmek son derece konforlu ve iyileşme süreçlerini hızlandıran bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. Burada kemik dokuyu bir kırma işlemi yapmadan, aslında törpüleme işlemi yaparak kemik dokusunda şekillendirme işlemi yapmış oluyoruz. Kapalı teknik ile acaba burun kemiğine nasıl ulaşılıyor? Hocam ortadan da bir kesi yok ama bu nasıl yapılabiliyor diye soran danışanlarımıza sıklıkla şu bilgiyi veriyorum. Aslında bir kalem, ultrasonik kemik şekillendiriciler bir kalem tarzında, uçları itibariyle de kapalı teknikte kemik dokusuna ulaşabilen, bizim de endoskopik görüntüleme yöntemleriyle kimi zaman destek aldığımız ve kemik yapıyı aslında endoskopik olarak görüntüleyebildiğimiz materyallerle kullanılabilen kombine bir sistem. Kemik dokuyu burada diğer dokulardan ayıran en önemli nokta ise ultrasonik kemik şekillendiricilerin kemik dokuya spesifik olması. Yani siz yumuşak dokuda, diğer dokularda bir kesme veya törpüleme işlemi yapmak isterseniz bu ultrasonik testereler onu yapamıyor. Fakat kemik dokusuna geldiği zaman kemik dokusunu tanıyor ve sadece kemiğe uygun şekillendirme yapabiliyor. Bunun en önemli bence konforlu tarafı, yumuşak dokuda bir yara almaksızın ve orada bir zedeleme işlemi yapılmadığından iyileşmenin çok daha hızlı olduğu, kemik dokusunun da çok daha hızlı şekillendiğini söyleyebiliriz. Burun ucu yapısında ise çoğunlukla sıklıkla sorulan bir diğer soru da, bu acaba ultrasonik cihazları burun ucunda da kullanıyor musunuz diye. Hayır, tabii ki de kullanmıyoruz. Çünkü kıkırdak dokusuna spesifik olmayan, sadece kemik dokusuna spesifik olan bir cihaz bu. Ve dolayısıyla burun ucunda bizim klasik dediğimiz, tiplas dediğimiz burun ucu cerrahisiyle eş zamanlı gene burun estetiğinde yapmak mümkün oluyor. 5. gün ila 1. haftada burunda üstünde plastik atelin değiştiği ve burun ucundaki içerideki tamponların çıktığını söyleyebiliyoruz. Bu iyileşme süreçlerinde burundan nefes alır mıyım, alamaz mıyım gibi de sorularla karşımıza çok sıklıkla geliyorlar. Burunda kullandığımız silikon yaprak tarzı tamponlar sayesinde ameliyat sonrası burundan nefes alabiliyorlar.
Kanama, morluk ve şişlik gibi hastaların bu noktada soruları ve beklentileri oluyor. Elbette ameliyattan sonra bir miktar kanama, morluk ve şişlik olabiliyor. Ama ultrasonik şekillendiricilerin kullandığı burun estetiğinde daha hızlı bir iyileşme süreçlerini hastaların beklediğini söyleyebiliriz. Plastik ateller ve tamponlar çıktıktan sonra iş hayatına ne zaman dönebilirim diye de sıklıkla soruyorlar. Ve bu noktada da 1 hafta ile 10 gün gibi bir iş hayatından hastalarımızı ayırıyoruz. Ve 10. günden sonra da iş hayatına da rahatlıkla dönebiliyorlar diyebiliriz. Burun estetiği ülkemizde en sık tercih edilen cerrahi müdahaleler arasında yer alıyor. Komplikasyonlar oranlarının düşük olduğu, hastaların yüz güldürücü sonuçları itibariyle de çok sıklıkla tercih ettikleri, iş hayatınızdan da sizi çok alıkoymayan cerrahi işlemlerin başında yer alıyor diyerek konuşmamı sonlandırıyorum.